Değerli arkadaşlar, Erzurum düğün gelenek ve göreneklerini konuşmak üzere Murat Hocamızla birlikteyiz. Kıymetli Hocam merhabalar. Merhaba. Evet, bir Erzurumlu olarak evlenme isteğinizi nasıl belirtirsiniz? Yani erkekler var bunda şöyle söyleyeyim. Genelde zaten aileler bunu çok rahat anlar. Erkek evlenmek istediği zaman biraz agresif davranışlar sergileyebilir ki benim de başımdan öyle geçmişti. Ben de biraz agresifleşince amcam dedi ki o muhtemelen evlenmek ister. Evlenince agresiflik gider. Yani böyle bir geleneğimiz de vardır. Yine bunun haricinde işte genelde kızlar yani bayanlar evlenmek istediği zaman hani bunu kendilerine yakın hissettikleri akrabalarına söylerler ama erkekler farklı davranışlar sergilerler. İşte agresif davranışlar olsun, sakal bırakma olsun, ne bileyim yani daha eski geleneklere gidecek olursak işte pilavın ortasına kaşığı saplamak olsun ya da işte babasının ayakkabısını, bizim eski tabirle lastik ayakkabılarını işte kapıya çakmak olsun gibi farklı geleneklerimiz olmuştu. Bunlar da tabii gencin evlenmek istediğini gösterir. Ona göre de artık gencin ebeveynleri buna göre bir önlem alırlar. Artık kız bakmaya başlarlar. Kız bakma dediğiniz nasıl oluyor? Yani genelde görücü usulü. Eğer zaten sevdiği aklında birisi yoksa gencin genelde görücü usulü vardır. Bu da işte kendi köylerde ya da çevre köylerde giderler. İşte evlenme çağına gelmiş olan kızların hanelerine gidip onları ziyaret ederler. Şöyle bir görürler. Eğer zaten beğenirlerse o kızı önceden de hani biz size hayırlı bir iş için gelmek istiyoruz diye de ev halkına bunu bildirirler. Zaten olumlu bir dönüş alırlarsa daha sonraki süreçte de işte aile büyükleriyle birlikte gidip kız isteme merasimini gerçekleştirirler. Şerbet ya da ağız tatlılığı. Bu olay aslında kız isteme işinin resmiyete dökülmesi. Yani olumlu cevap alındığı zaman işte erkeğin aile büyükleri, işte yakınları kız evine giderler. Burada hem tabii imam da bulunur, mahalle ya da köy imamı da bulunur. Ve burada işte geleneksel kız isteme şekli olur. Onlar onun yanında da işte efendim şerbet dediğimiz içecek içilir, tatlılar yenilir. Yani böylelikle aslında işi tatlıya bağladık anlamıyla. Yani, tabii burada tatlı tatlılığı o yani. Tabii burada tabii bazı kesme dediğimiz işlemler yapılır. İşte kızın babası, annesi erkek tarafından neler istiyor onları dile getirir. Örnek veriyorum başlık parasıydı ya da işte eskiden mesela kız babası erkek tarafından silah da istermiş. Yine bunun yanında yün mesela hani işte yorganda döşekli bunların dökümü için erkek tarafından yün istenmesi. Farklı farklı istekler bulunur. Burada karşılıklı bunlar anlaşılır, şahitler tutulur. Ve bu şekilde de nikah işi tamamlanmış oluyor. Resmi nikah işi tamamlanmış olur. Evet, peki nişan adetleri ne? Nişan adetleri genelde nişan her yerde olduğu gibi nişan genelde kız evinde olur. Ama tabii bu nişanda efendim işte erkek tarafı yine efendim kuru yemişini, içeceğini, çayını, şekerini kadar her şeyini alıp gelir. İşte nişan kızların nişan elbisesini falan yine erkek tarafı alır. Ki nişandan önce zaten bir alışverişe götürürler genelde gelen erkek tarafı. Daha yeni değişmeye başladı. Eskiden mesela nişanlara damat gitmezdi. Nişanlar aslında daha çok bayanların arasında. Erkekler de öyle bir ufak bir yere toplanıp belki yemek yerler. Yoksa onun haricinde aslında nişan daha çok kadınlar arasında olan bir gelenek olarak geçti. Ya şahsen ben de kendi nişanımda bulunmadım. Yani. Evet, kıyafet mi oldu? Öyle oldu. Dünür daveti geleneği nedir? Dünür daveti bu kız isteme merasiminden sonra işte önce erkek tarafının kız tarafını çağırması, daha sonra kız tarafının erkek tarafını çağırıp işte beraber birbirlerini ağırlaması, burada birbirlerini daha iyi tanıması, ailelerin aslında kaynaşması için yapılan geleneklerdir. Bu yıllardır devam eden bir gelenektir. Nişanlı görme adeti. Nişanlı görme adeti hani eskiden beri olan bir şeydir. Malum insanlar görücü usulüyle daha çok evlendiği için hani birbirlerini tanıma açısından
İşte örnek veriyorum, erkek kızın evine gider, orada beraber otururlar, vakit geçirirler ve imkanları varsa gezmeye de giderler, gezerler, tozarlar, beraber yemek yerler. Yani bu düğün olana kadar belli aralıklarla sürekli devam eder yani. Böyle bir, burada maksat gençlerin birbirlerini daha iyi tanıması. Yani bu nişanlı görmede daha çok gelin ve damat mı, yoksa ailelerin buna müdahil olduğu olur? Burada daha çok gelin, yani gelinle damat, nişanlılar, yani bizim adetlerimizde öyleydi. Yani bu her zaman olan bir şeydir. Ama artık adetten midir? Genelde bu işe her zaman böyle gelinin babası sanki karşıymış gibi görünür. Yani aman gelmesin, gitmesin, ama bu olur yani, adettir. Ki kendisi de yine aynı şeyler yaşamıştır. Ama her zaman bu böyledir. Yani baba genelde böyle şeylere karşı, ama karşı da olsa yine süreç aynı şekilde devam ediyor yani. Evet, gelin görme ve bayramlık geleneği nedir? Gelin görme bizim burada sık sık olan şey, işte efendim isteme merasiminden düğüne kadar işte erkek tarafı belli aralıklarla gelinini ziyaret eder. Hani ona giderken hediyeler götürür. Bu efendim meyve sebze olur efendim, yani türlü türlü efendim hediyeler olur. Yani altın olabilir, haçlık olabilir, para verilir. Bu belli aralıklarla olur. Bunun haricinde bayramlık muhabbeti var. Ramazan bayramında olsun, Kurban bayramında olsun genelde erkek tarafı ve onun akrabaları, yakın akrabaları çeşitli hediyeler hazırlarlar. Gelini görmeye giderler ki özellikle Kurban bayramında tabi beraberinde koç da götürülür. Ama gelin görme adeti ve bayramlık sürekli olan bir şeydir ve halen de devam ediyor. Koçla ilgili hocam, koçu süsleme. Tabii, koçu süslerler, altında. Boynuna altında takarlar tabii. Bunlar da olmazsa olmazımız tabii. Koç götürene de sanki gelin tarafından hediyeler. Tabii, yani onlara da hediye var. Şahsen ben öyle bir şey görmediğim için çok dile getirmedim. Biz biraz herhalde modern yaptık o işi. Ben koç götürmek yerine koçun parasını verdim hanıma. Biraz öyle oldu. Kulak çekme ziyafeti. Bu aslında kulak çekme ziyafeti derler, kısırgilesi derler bunun için. Yani genelde işte hani düğün olduğu gün, bir gece işte aslında kadınlar arasında olan bir şey ama daha sonra erkekler de buna dahil olur. Daha sonra erkekler ayrı, kadınlar ayrı yapıyor. Genelde yani düğünden önceki gece işte efendime söyleyeyim insanların eğlendiği bir gece, böyle bir araya gelip evlendiği bir gece. Yani bir nevi sanki böyle bekarlar veda partisi gibi, yani daha böyle hani şimdi modern anlamda öyle diyorlar ya, yani bekarlar veda partisi, sanki onun gibi bir şey aslında. Orada tabii öyle bir geleneğimiz var. Evet, yani kısır gecesiyle ilgili hocam, oradaki adetler yani daha çok ilginizi çekiyor. İşte orada oynanan oyunlar. Tabii kısır gecesinde özellikle görsel oyunlar, işte müzikli oyunlar. Mesela geleneksel olarak hangi oyunlarımız var onlardan? Yani özellikle erkekler boyutundan bakmak istiyorum meseleye. Hani şöyle, orada tabii işte Erzurum'un meşhur oyunudur, kara kız oyunu oynanır. Bunun yanında yine özellikle damada ve damadın arkadaşların, artık ona beyler derler ya da delikanlılar derler. Damadın arkadaşlarına işte düğüne gelen misafirler tarafından çeşitli oyunlar şeyler. Yani oyun aslında biraz eziyete dönüyor ama işte o düğünü güzelleştiren şeyler de bunlar. Çeşitli işte efendim oyunlar oynanır. Onları kılıktan kılığa sokarlar ve biraz eğlenceli geçer. Hani genelde öyle şeyler var. Hani yani eğlenceden çok biraz daha aslında damada falan eziyettir ama sonuçta tadı tuzu yani. Onu biz de yaşadık. Yani çorabımı ağzıma aldığını bilirim yani. Öyle yani. Yapacak bir şey yok. Evet. Biraz da özellikle folklorik şeylerden bahsetmek istiyorum. Kosalım ve halay ya da bar. Yani bunlar tabii oluyor, halaydır efendime söyleyeyim ya da işte ses barı deriz mesela. Bizde herhangi bir şekilde bir şey çalmaz. Halaya tutuşanlar hepsi işte önce bir kısım, ondan sonra bir kısım tekrar ederler. Aynı şeyleri, türkü şarkı sözlerini, bu şekilde ses barı dediğimiz bu vardır. Bu oldukça yaygındır yani. Ki düğünlerimizin aslında olmazsa olmazıdır. Aslında barla ilgili şeyde de vardı hocam. Bu
kitapta da geçiyordu da. Aslında 24 çeşit bardan bahsediliyor ama şu anda galiba günümüze ulaşan 6 çeşit falan işte baş ve hançer barı. Bunlar var ama dediğim gibi özellikle köylerde ses barı dediğimiz olay çok oluyor. Yani genelde o bara katılan herkes o nakaratı tekrar ederek böyle güzel bir şekilde sanki koro eşliğinde yapılıyormuş gibi söyleyerek aynı zamanda da oynamaya devam ederler. Ki sevdiğim bir geleneğimizdir. Peki ikili oyunlarda bosalım dediğimiz onlarda genellikle şu var. Daha çok işte her türkünün ayrı bir oynanma şekli. İşte Karagız örneğini veriyoruz. Yani Karagız son yıllarda işte Minnoş gibi oyunlar var. Tabii her biri için ayrı bir figür. Ayrı bir figür var ama ben bunların hiçbirini bilmediğim için maalesef o konuda eksikliğim var. Yani oynama noktasında evet ben o konularda biraz eksiğim maalesef. Evet. Kendi düğünümde bile oynamadım. Sadece dans ettim. Damat kaçırma geleneği. Damat kaçırma geleneği. Yine damat için aslında bir eziyet ama yine düğünün tadı tuzu olan şeydir. Bu genelde işte düğünün olduğu akşam damadı gelen misafirler işte oynamaya piste çağırırlar. Orada halay çekerler ya da karşılıklı oynarken bir anda o misafir olan kişiler damadı kaçırmaya çalışır. Tabii damadın arkadaşları Delikanlı ya da Bey dediğimiz grupta damadın kaçmasını engellemeye çalışır. Tabii burada ciddi arbede yaşanıyor. İşte zaman zaman şuna da şahit olduk. Damadın kolunun çıktığının ya da kırıldığının şahit olduk. Yani efendim üst damadın üstünün başının yırtıldığına yani bunlara da şahit olduk. Yani damadın aslında bayağı bir eziyet. Ama emin olabilirsiniz ki her damat da öyle bir şey yaşamak istiyordur. Yani ben kaçırılmadım deme. Hatta da çok yakın bir zamanda hocama sordum, sen de kaçırdılar mı? Yok ya, ben pandemi döneminde düğün yaptım, öyle şey olmadı dedi. Onun için içinde ukde kalmış. Belki bu videodan sonra arkadaş kaçırabiliriz. Peki hocam, biraz da bayan tarafıyla ilgili sorayım. Hani damatla ilgili yeterince sorayım. Özellikle gelinler baba evinden çıkarken işte sandığa oturma, yani kapı basma ve saçı dediğimiz olaylar. Şimdi şöyle, hani gelin genelde çeyiziyle birlikte evden çıkar. O arada işte gelinin genelde küçük kardeşi varsa o sandığın üstünde oturur. Hani sandık kalkmıyor der. Bunun karşılığında da işte erkek tarafı genelde kayınbaba ya da kaynata dediğimiz kişi belli bir hediye verir onun karşılığında. Bu şekilde sandıktan kalkar. Ya da işte efendim çıkarken kapıyı kapatma, işte kapıyı kesme olayı var. Yine bunu kız tarafı yapar. Yine burada da erkek tarafı belli bir artık ücret mi desek hediyeli bir şeyler verir ve kapının açılmasını sağlar. Yani burada şu var, hani derler ya kız evi naz evi, işte gelin biraz nazlı bir şekilde çıkıyor. Öyle gelinin baba evinden çıkması çok da kolay olmuyor tabii. Ama dediğim gibi bunlar yine bizim güzelliklerimiz aslında. Bunun yanında işte burada işte müjde yastığı dediğimiz bir olay var. İşte gelinin kendi emeğiyle yaptığı küçük bir yastık olur. Onu genelde işte örnek veriyorum. Birileri onu bir şekilde kaçırıp onu ele geçirip bunu damada, erkek tarafına damada satmaya çalışır. Ki bu da ki özellikle mesela gelin çıkarılacağı zaman müthiş bir aksiyon. Herkes o şeyin peşinde yani. Aslında peşinde. Gelinin geldiğinin bir müjdesi. Evet, müjde yastığı zaten. Hani ama tabii herkes o yastığın peşinde. Yani o gün herkes o yastığın peşinde. Hatta bazen bir gün öncesinden bile araya adam koyarak bak o yastık benim olacak da derler ki ben de onu yaptım. Amcamın oğluna sattım bayağı bir fiyata. tabii almak için de belli bir miktar ben de araya adam koydum tabii. Ücret ödedik tabii. Güzel şeyler bunlar. Böyle adetlerimiz de var. Yine efendim damadın heybesi vardır. Bizde tilki heybesi derler. Yani damadın heybesi de o da alınır. Yine bir şekilde efendim satılmaya çalışılır. Yani farklı adetlerimiz elbette var. Evet. Özellikle saçı olayıyla ilgili hocam konuşmak istiyorum. Saçı biliyorsunuz gelinin çeyizi dizildikten sonra akrabaları tarafından tanıdık, komşu herkes gelir. Bu, eksikleri evet. Ne varsa ona göre yani aslında çok güzel. Hani yuva durana yardım etmek.
Tabii böyle şöyle hani gelinin işte efendime söyleyeyim çeyizi bir yerde sergileniyor ve bunun haberi veriliyor insanlara. Akrabalar da genelde ziyaret ediyorlar. Hani burada gelinin ne eksiği yediği varsa ona göre işte şunu ben alacağım, onu ben alacağım diye sözleşiyorlar ve bunun için de aslında düğünden kısa bir süre önce, belki bir ay, belki 15 gün önce sandık üstü dediğimiz bir olay var aslında yapılıyor. O da yine bir araya gelip eğleniyor ve orada işte o gelinin eksikliklerini oraya gelen misafirler getirip görüyorlar. İşte ne eksik, ütüsü mü eksik, ütüsünü getiriyor. Yani bu genelde bunu kız tarafı yapıyor. Gelinin akrabaları, gelinin o çeyizindeki eksiklikleri bu sandık üstü dediğimiz törede gidermiş oluyorlar. Yani o da güzel bir adet tabii. Sonuçta her gelin dolu dolu bir çeyize gitmek ister ama malum bazen maddiyat imkanı vermeyebiliyor. Ama bunu da işte bizim geleneklerimiz sayesinde o eksiklikler bir şekilde tamamlanıyor. Evet. Örtüyüz hocam. Örtüyüz. Örtüyüzü hamam takımı dediğimiz olay. Evet, yani bu da yine başka bir merasim. Bize merasimler bitmiyor. Burada genelde işte yine erkek tarafı, iş erkek tarafında bitiyor. Efendim işte hamam takımı da deriz biz bu olaya. İşte, valizinden tutun, sandığına efendim, gelinin amcalarına, dayılarına, teyzelerine varana kadar işte etektir ya da işte gömlektir gibi hediyelerin alınması, işte efendime söyleyeyim bu hamam takımı dediğimiz ki işte taslar, hamam tasının olması, takunya dediğimiz tabii tarzı şeylerin olması, gümüşlük takımının alınması, bunların hepsi o dönemde alınıyor ve getiriliyor bir tören. Yine orada eğlenceler oluyor. Genelde bu yine aslında bayanlar arasında oluyor. Beşiktaş'a da işin maddi boyutunda var maalesef. Eğlence boyutunda yine bayanlarımız var. Zaten bizim düğünlerimiz hani genelde böyle bayan ağırlıklı geçiyor. Bayanlar zaten biliyorsunuz bizim burada adettir. Özellikle köylerimizde daha yaygındır. Düğünler genelde bayan erkek ayrı ayrı olur. Yani böyle hani bir arada olmaz. O da aynı güzellik tabii. Evet hocam. Gelinimizi istedik, aldık, çeyizini dizdik. Zor oldu ama aldık. Evet. Şimdi tam damat evine girerken elma atma törenimiz var. Bu böyle büyük bir elma, içinde bozuk para dolu. Bu elma atma töreni de var. Yani bu bizim farklı. Bazı yerlerde dediğiniz gibi elma atma töreni de var. İşte elma büyük bir elma seçiliyor ve onun içerisinde bozuk paralar böyle buluyor. Ondan sonra o şekilde tam gelin içeriye yansıtılıyor. Mesela bizim aşklarda da elmadan ziyade işte tam işte efendim gelin içeri girerken büyük bir poşetin içerisinde işte şekerlemelerin ve bozuk paraların olduğu bir poşetten damat alır böyle direkt aşağıya doğru atar. Tabii burada çocuklar ki biz de çok onu yaşadık. Yani aslında her gün yediğimiz şekerdir ama o şeker almak için birbirimizi deyim yerindeyse ezmişizdir yani. Öyle de güzel bir şeyimiz var yani. Bu artık herhalde damadın ne kadar cömert olduğunu mu gösteriyor? Bir de bilmiyorum yani o elmayı da gelinin başına atarak hani burada benim sözüm geçer. Şöyle bir şey yani, anlayacağım. Eğer başına vurursa damat onun sözü geçermiş. Vuramazsa gelinin sözü geçermiş. Başına vurduktan sonra sözü geçer mi onu çok bir şey diyemiyorum. Yani şahsen kendi açımdan düşünüyorum. Herhalde biz hanımın başına elma yumsaydık yani çok da sözümüz geçmezdi diye. Evet, Tevfik evet. Hocam düğünümüzü yaptık. Düğünümüzden sonra ayak dönme geleneğimiz var. Tabii ayak dönme geleneğimiz var. Bu şöyle, düğünden sonra genelde işte yaklaşık işte 15-20 gün sonra veya bir ay sonra gelin baba evine tekrardan geri döner. Bu işte ayak dönme deriz, babasını ziyaret eder. Burada giderken ailesine yine hediyeler alır gider. Biz bu geleneğe ayak dönme geleneği diyoruz. Bunu tabii biz de yaşadık. Anlatmak istiyorum, anlatmasam içinde kalır. Ayak dönme için gitmeye hazırlanıyorduk. Tam ben böyle giydim, tamam işte kaynatamın evine gideceğim. Bir mesaj geldi. Bizim köyde adet fahri, ilk ayak dönmeye erkek gelmez dediler. Ve ben bütün hevesim kursağımda kalmıştı. Sadece hanım gitti. Öyle de bir benim de içimde ukde kalmıştır yani. Ayak dönme şeyimiz var. Tabii bir de aklıma gelmişken söyleyeyim. Şu aralar pek yapılmasa da gelinin ayağını açma dediğimiz bir adetimiz de vardı. İşte nişanlandıktan sonra işte böyle baharın gelmesiyle birlikte erkek tarafı gelini yani akrabalarını alır bir yere güzel pikniğe götürür. Orada sabahtan aşamada piknik yapar. Onlar hani gelinin ayağını açma adetidir bu. Aslında kaynaşma. Yani kaynaşma
Yani şöyle, aslında bizim milli bayramlarımız da gelinler düşünün. Mesela 23 Nisan olduğu zaman, 23 Nisan eskiden bizdeki bahar olduğu zaman piknik demek. 23 Nisan'da bile yine pastalar, börekler yapılır, yine gelin aslında gelin ziyaret edilir. Yani geline her gün bayram. Öyle yani. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerli bilgileriniz için.